Yılın son What Happened yayından herkese iyi akşamlar. Fatih sesinle ilgili bir sorun var mı? Herhangi bir sorun yok, sesin net geliyor. Teşekkür ederim. Ee, yavaştan başlayalım o zaman. 2022 kripto paralar için zor bir yıl olarak kapanıyor ve yeni yıla yeni umutlar ve beklentilerle giriş yapmaya hazırlanıyoruz. Aslında şu anda oluşan önemli bir durum var. Eğer bitcoin fiyatı aralık ayı kapanışını 19.422 doların üzerinde yapmazsa tarihinde ilk defa 4 çeyrek üst üste kayıplarla kapatmış olacak. Güncel fiyatlar göz önüne alındığında bu durum e, yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü 19.000 dolar üzerine çıkabileceğimizi ben düşünmüyorum. Ayrıca bitcoin ocak ayı performanslarına baktığımızda da genel olarak düşüşlerle geçen bir aya giriş yapacağımız görülüyor. Buna, buna ek olarak geçtiğimiz hafta Fidelity'nin patent başvuruları gündeme damga vuran konulardan biri oldu. Çünkü bu patentler özellikle uzun vadede umut vadeden gelişmelere gebe olabilir. Ayrıca Solana'da yaşanan fiyat hareketleri ve gelişmeler de yatırımcıları korkuttu ve hatta Sol'ün yeni bir FTT token ya da Luna olup olmayacağı soruları gündeme gelmeye başladı. Bir de son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dijital lira ile ilgili ilk işlem ilk işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı ki bu da Türkiye açısından önemli bir hamle olabilir. Evet, gördüğünüz gibi gündem yine yoğun ve ben aslında Solana ile başlamak istiyorum. Geride bıraktığımız yılda fiyatları bir yana bırakırsak Sol A kesintileriyle adını sıkça söz ettirdi fiyat düşüşlerini bir kenara bıraktığımızda. Ayrıca FTX ile olan ilişkisi sebebiyle de SOL ağır eleştirilere maruz kaldı ve e, aslında eleştirilerin çok taksiz olmadığını gördük. SOL fiyatının 10 doların altına düşmesi ve e, tüm zamanlar rekorunun yaklaşık olarak %97 altına gerilemesi, kripto paranın FTT ve Luna ile birlikte yıl içinde en kötü performans sergileyen coinlerden olmasına sebep oldu. Ama bu terenin açıklamaları ve sonrasında gelen sol yükselişi de dikkat çekiciydi. Fatih Solan'la da tam olarak ne oldu? solu sıfırlanma ihtimali var mı ve yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Tabii öncelikle tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Ee, şimdi şöyle Solan'la bizim e, Kasım ayında yaptığımız yayınlarda bu FTX'in FTX çöküş dönemi ee, özellikle dikkat çektiğimiz bir alt coindu. o zamanlar 30 dolar civarında yanlış hatırlamıyorsam ee, FTIS kurucusu iflas sürecine giden kaos ortamında FTT token'ı e, 20-21 dolarlık psikolojik destek seviyesini tutabilmek için e, ciddi miktarda da Solcoin satışı yaptı e, bu satışlar e, Solana'nın geçtiğimiz ay çok daha hızlı değer kaybetmesine neden oldu ee, halen daha 2025 yılının e, ilk çeyrek sonunda e, Kilde açılacak ciddi miktarda sonuna bulunuyor Bunların e, önemli bir kısmı FTX'e teslim edilecek e, Dün ne oldu Ki bu düşüş böylesine büyük bir düşüş Yaşandı Maxiport dün e, Soluna'yı delist edeceğini açıkladı yani, e, Listeden çıkartacağını açıkladı e, Zaten biz CRM Serum e, gibi Solana ekosistemin demirbaşlarının işte Coin gibi borsalardan çıkartıldığını yakın zamanda gördük. Dün gelen haberde Solana'ya vurulan adeta bir son darbe oldu. Akşam gelen yüklü satışlar e, fiyatı 8 dolar seviyesine kadar çekti. E, bunu fırsat olarak gören e, e, traderlar da ne yaptılar ciddi miktarda açığa satış yani short yönlü pozisyon aldılar Vitalik Buterin Ethereum kurucusu gece saat bir buçuk gibi yaptığı paylaşımda bu geç kalmış short pozisyonun önemli kısmını tasfiye etti toplamda 15 milyon dolarlık bir likidasyon gördük aynı zamanda o süre zarfında fiyat ciddi anlamda arttı tabi peki bundan sonra ne olacak yani Solana gerçekten ölecek mi yok mu olacak? Yani Solana ekosistemi e, Terra'nın Mayıs ayında yaşadığına benzer bir çöküş yaşamıyor aslında. Yani oradaki bir ölüm sarmalıydı. Burada da e, yani arzda aşırı bir şişme atıyorum sistemde bir hack veya e, Solana blockchain'inin çalışmasını aksatacak bir durum yaşanmadı. Sadece dün gece Vitalin de söylediği gibi e, tırnak içinde para babaları Solana'dan ayrılıyor eğer Solana ekibi e, düşen geliştirici faaliyetini toparlayabilir, ekosistem üzerinde yeni projelerin inşa edilmesini sağlayabilirse ve mevcutları kur, e, korumaya devam ederse, e, eski günlerine dönemese de Solana yine en üst sıralarda hayatımızda e, kalmaya devam edebilir. Solana, arkasındaki en büyük e, finansal destekçisi olan aslında FTX Alameda'yı kaybetti. Yani buradaki e, kaybını iyi anlamamız gerekiyor. E şimdi yatırımcılar işte yatırım fonları, büyük yatırımcılar e, artık buradan kaçıyor. Bundan sonraki süreçte e, ekip topluluğuyla birlikte yalnız. Yani ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılardan oluşan topluluğu ve e, tutabildiği geliştirici ekibi var. E, ki Solana e, ekibi yöneticileri Kasım ayında yaptığı açıklamada biz e, mevcut çekirdek kadromuzu iki yıl daha finanse edebilecek nakit varlığa sahibiz. E, herhangi bir sorun yaşamayacağız. Yani A çalışmaya devam edecek açıklaması yapmıştı. Ama bir e, nasıl diyeyim bir yağma süreci var e, Solana tarafında. Yani A'daki en popüler iki NFT koleksiyonu NFT ve Polygon'a geçti. Bu hafta duyurduğumuz haberler. eee yani burada süreci izlemek biraz daha mantıklı gibi görünüyor. Ee, yani diğer NFT koleksiyonları atıyorum defi protokolleri vesaire farklı ağlara kaçmaya devam ederse yani e, bu süreç bu şekilde yani parça parça Solana ekosistemini koparmaya devam ederse farklı bir süreç olur. Ve bu e, çöküş algısını daha da artırır. doğal olarak fiyatın daha da düşmesine neden olur. Ee, mevcut fiyatların ucuz olduğunu düşünen yatırımcıların mutlaka hani bu olumsuz senaryoyu da göz önünde bulundurması gerekiyor. Ama Vitalin verdiği destek şu anda e, nasıl söyleyeyim e, Solana için ölüyor öldü algısını biraz daha kırdı. Yani oradaki e, satışların büyük yatırımcılardan hani burada söylediği para babaları dediği bu, bu büyük balinalar fonlar. Ee, geçtiğimiz yıl aslında fiyatı bu kadar e, yükselten grup. Bunların ağdan kaçıyor olması, bunların solondan uzaklaşıyor olması, uzun vadede eğer başarabilirse e, solona ekibi e, daha iyi bir gelecek yani daha e, iyi bir ortam sunma olana sağlayabilir bunlara. E şimdi bakıyoruz mesela Solona hızından mı herhangi bir şey kaybetti ki fiyatı bu kadar düşüyor veya atıyorum blockchain çalışmıyor mu? 8-9 tane büyük kesinti yaşadı ama bir, bir süredir ciddi bir kesinti vesaire gibi bir sorun da yok. Yani A çalışmaya devam ediyor. Ağda herhangi bir sorun yok. Tek problem e, Solon'la da çok fazla kurumsal yatırımcı vardı. Başta FTX olmak üzere, Alameda e FTX olmak üzere çok fazla kurumsal yatırımcı vardı. Bunlar artık buradan çıkıyor. Bir de bu dönem genel olarak e, büyük yatırımcının artık eee nakte dönmeye devam etti. Agresif bir şekilde nakite döndüğü bir dönem. Mesela Justin Sun e, Tron kurucusu e, yüz milyonlarca dolar değerinde varlığı işte Circle Paxos'a transfer ederek direkt nakit ya yani banka hesabına nakit varlık çekmeye başladı. Yani piyasadan ciddi anlamda nakit bir varlık çıkıyor. Eee soluna özelinde de değil. Yani Avax da çok benzer bir düşüş yaşadı. Soluna kadar olmasa da diğer altcoin'ler de ciddi anlamda eridi. Ama burada sadece e, süreci izleyip görüp hareket etmek bence daha mantıklı. Yani günlük trade yapanlar için de burada en önemlisi stop bölgelerinin iyi ayarlanması. Sonuna da gördük. Bir altcoin 3 gün üst üste %99 düşebiliyormuş. E, Fiyatla sıfıra gidebiliyormuş ki o zaman Luna 40 milyar dolarlık bir ekosistemdi. E, Solana için de bu olabilir. Ama Solana'nın durumu bence e, Terra ile karşılaştırılabilecek kadar zor bir durumda değil. Zor yani zor bir süreç ama eğer yönetebilirlerse Solana ayakta kalmaya devam edebilir bence. Zaten aslında baktığımızda Alameda ile olan ilişkisine rağmen Solana'nın güçlü kaldı bile söylenebilir şu aşamada. E, tabii ki. Ee, peki 2020 yılı işte Solan çok özür dilerim FTX Luna derken çok kötü haberlerle geçtim ama hiç mi iyi gelişme olmadı? Bu noktada da 2.7 trilyonu yöneten Fidelity'nin patent başvuruları dikkat çekiyor. Firma NFT, Metaverse, kripto para ticareti gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyor. Ve geleneksel finansal hizmetlerini de sanal gerçeklikte sunmayı planlıyor. Bu patent başvuruları neden önemli Fatih? Şimdi şöyle e, bu hafta HSBC ve Fidelity e, yaptıkları patent başvuruları çok gündem oldu. Aslında... Ee, mesela HSBC burada çok enteresan çünkü kripto paralara çok karşıt duruşuyla biliniyor ee, müşterilerini arayıp atıyorum, borsaya para göndermişsiniz hani bu neden yaptınız falan tarzında vakti zamanda soran onlara baskı yapan bir şirket e, Fidelity dediğimiz şirket de, e, tüm yönetimi altındaki varlık 10 trilyon 11 trilyon dolar civarında yani e, bu şirket tek başına kripto ekosisteminden çok daha büyük bir ekonomi temsil ediyor. E, Fidelity tarafından atılan adımlar neden önemli? E, bu denli büyük bir firmanın e, kripto paralara Bitcoin ve özellikle Ethereum'un meşhuriyet kazandırması açısından çok önemli birincisi bu. İkincisi e, yakın zamanda Bitcoin ve Ethereum için e, yatırım hizmeti sunmaya başladılar. Yani peki insanlar hani bugün çok kolay bir biçimde işte kripto para borsalarından e, kripto para alabiliyor. Burada yatırım yapabiliyor. Neden e, fidelity kullansınlar? Sorun aslında tam olarak burada. Yani özellikle belli bir yaş grubunun üzerindeki insanlar e, kripto para borsalarına depolama hatta alım satım hizmeti noktasında da güvenmiyor. Bu kripto paralara hiç giriş yapmayan insanlar için de böyle. E, kripto paralara e, biraz meraklanan olan, alıp satan insanlar için de böyle. Yani borsadan kaçıp hani kripto paralardan e, elim yandı gibi düşünen insanlar da çok fazla var. E, son FTX olayı da e, bunun tamamen haksız bir bakış açısı olduğunu e, olmadığını gösteriyor zaten. Özellikle mesela bize regülasyonların netleşmesi neden istiyoruz biz? Çünkü kurumsal hayatımızda daha güvenli bir ortam gördüklerinde bu pazardaki işte fırsatlara yönelir mantığıyla bunu istiyoruz. Fidelity'de bir işte emeklilik fonu veya e, yatırım amacıyla kendisinden hizmet alan müşterilere diyor ki e, yıllardır benim müşterimsin. E, kripto paraları merak ettiğini de biliyorum. Eee birikiminin bir kısmıyla Bitcoin veya Ether şimdilik almak istersen gel benden güvenle al diyor buradaki müşterilerin e, ciddi miktarda yatırma bunu aslında bizdeki best mantığı gibi de düşünebiliriz. Yani biz, bizdeki best mesela nasıl atıyorum X fonuna endeksli besleniyor. Her ay belli bir para atıyorsun. Gidiyor o fondan alıyor. Buradaki e, mantık bu aslında emeklilik fonlarının kriptoya yönelmesinin sebebi de var. Çok parabolik büyüme imkanı olduğu için e, uzun vadeli yatırımcılar burada e, kripto para alıyor. Kripto paraları yatırım yapıyor. Fidelity de burada çok büyük bir e, hizmet verebileceği çok büyük bir pasta olduğunu görüyor. Çok büyük bir dilim alabileceğini düşünüyor. Yani 11 trilyon dolar varlıktan bahsediyoruz. Yüzde birinin bile yani kripto paralara girmesi aşağı yukarı 100 milyar dolar anlamına geliyor. Yani bugün kripto paraların Kümülatif değeri 790 milyar dolar civarında. Hani rakamın ne kadar büyük olduğunu anlamamız için bu aslında yerinde bir karşılaştırma. Şimdi uzun vadede ben işte Federal T.H.S.P.C. diğer büyük varlık yönetim şirketleri tarafından bu atılan adımların e, bir sonraki çok daha büyük bir krimso, kripto e, para benimsemesi sürecini tetikleyeceğini düşünüyorum. E, piyasaya çok daha ciddi miktarda sıcak paranın girişini sağlayacak bu hareketler. E, bu Aslında bugün atılan adımlar, bugün alınan, yapılan patent başvuruları bundan belki birkaç yıl sonrası için e, bir hazırlık. E, bu, bugün halen atıyorum bitcoin öldü, işte kripto paraların hepsi ponzi diyen insanlara bunu sormak gerekiyor. 11 trilyon dolarlık varlık yöneten bir şirket e, bu alanda yatırım yapıyor siz bu şirketin göremediği neyi görüyorsunuz da hani buradan insanları uzaklaştırmak için sabah sarf ediyorsunuz. Bu şirket kripto hizmetleri için vakit harcıyor, sermaye harcıyor. Yani demek ki burada bir gelecek görecek, görüyorlar. Bu aslında yeni teknolojilerde, yeni alanlarda hep böyledir. Bugünden 1990'ı ışınlanıp gitsek, insanların internetin bugünkü halini anlatsak bizimle alay ederler. Yani bu hep yeni teknolojilerde, yeni e, çağ değiştiren şeyler hep görülen bir şey. Bu yüzden Fidelity'nin attığı diğer büyük, büyük varlık yönetim şirketlerinin attığı adımların ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede belki orta vadede çok ciddi etkileri olmayacak. Ki fiyattan bunu görüyoruz. Ama uzun vadede e, bir sonraki kripto akının da yani artık şu an mesela bakkal esnaf ne diyor? Hani kripto para öldü diyor. Bir sonraki evrede de tekrardan bu boğada çok şeydir, klişedir. Atıyorum berber, bakkal kripto paralardan bahsediyorsa, atıyorum şu düştü, bu çıktı, bunu aldım, şunu sattım diyorsa orada artık bilinçli yatırımcının satması gerekiyor. Çünkü her yere yayılmış oluyor. Bu Bundan birkaç yıl sonra yine geçmişteki dört yıl döngülerde olduğu gibi muhtemelen yine yaşanacak. O dönemde çok daha büyük bir benimsemeye e, kapı aralayacak bir şey bu. Ee, bu açıdan önemli. Yani bugün biz 3 trilyon dolara çok büyük bir piyasa değeri diyorduk atıyorum bu anda. Belki o zaman e, 13-14 trilyon dolarlık bir kümülatif değerden bahsedeceğiz. Bunun olması için de bu tarz varlık yönetim şirketlerinin e, buraya kripto paralara kendi verdikleri hizmette bir sıcak para akış kanalları oluşturması önemli. E, bu açıdan pozitif diyebilirim. Bu noktada Fidelity'nin attığı adımları şuna benzetebiliriz o zaman. Geçmişteki bitki, Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasına. Onlar da bir benimsenmeyi beraberinde getirmişti. Ve bu anlık olmamıştı. Bunu da orta uzun vadede görmüştük piyasada etkilerini. Kesinlikle. Ya bu ve e, mesela Spot Bitcoin ETF çok büyük bir fiyat katalizörü olur diyoruz. Ama e, bana göre bu Fidelity'nin attığı adım bireysel müşterilere bu kripto para alım satım depolama hizmetini sunuyor olması... E, bir spot bitcoin ETF kadar e, kritik bir şey. Yani kurumsal yatırımcının orada oluşturacağı hacimle e, Fidelity müşterilerinin bireysel müşterilerinin totalde oluşturacağı hacim belki Fidelity'de daha fazla daha büyük olacaktır. Ama tabii işte bunun için eğer söylediğimiz gibi güvenli ortam regülasyonlarının olması gerekiyor. Regülasyonların olmadığı ortamda bunlar çok daha riskli. Mesela hatırlarsan birkaç hafta önce şeyden bahsediyorduk eee ABD meclisindeki e, FTX dur görüşmelerinde senatörler, temsilciler Fidelity'ye çağrıda bulunuyorlardı. İşte, Kripto paralardan uzaklaş, buradan e, bu, bu tarz riskli e, varlıklara müşterilerini ve kendini maruz bırakma tarzında. Ama yine de Fidelity bu da çok cesur davranıyor. Regülasyonlar da netleştiği zaman artık daha e, muhtemelen artık o zamana kadar dibi görüp böyle V tipi bir toparlanma dönemine girmiş olacağız bence. Teşekkür ederim Fatih. Biraz da ülkemize dönelim. Ülkemize dijital para birimleri adına önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dijital lira ile ilk işlemi başarıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu noktada dağıtık defter teknolojisinin finans alanına entegre edilmesi için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ancak e, burada bir şey belirtmek istiyorum. Dijital lira tam anlamıyla bizim konuştuğumuz kripto paralardan değil. Bu dijital para. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Fatih? Şimdi şöyle geçen yıl hatırlarsan 15 Eylül'de Merkez Bankası bir duyuru yayınlamıştı dijital Türk Lirası için. Bir dijital Türk Lirası araştırma geliştirme bir ARGE projesi kapsamında bir ekip oluşturuldu o tarihte. Yani bundan bir yıl kadar önce aşağı yukarı bir yıldan da önce. Burada Havelsan, işte Aselsan, TÜBİTAK, Bilgen vesaire bu konu üzerine çalışmaya başladı. İlk resmi duyuru buydu. Geçtiğimiz yıl yapılan duyuruda e, bir dijital Türk Lirası ağı yani ağı dediğimiz dijital Türk Lirası için bir blockchain tesis edilecek denildi ve e, pilot uygulama başlatılacaktı. E, dün yapılan resmi duyuruda da bunu artık yaptık ilk işlemi ya ilk işlemleri gerçekleştirdikten de tabii bu kapalı devre bir blockchain. E, ve burada testler yapılıyor. Bu bizim eee Atıyorum iş yerindeki e, lokal ağlar gibi de düşünebiliriz bir nevi karşılaştırma açısından. Dışarı kapalı, kendi işlerinde oluşturduğu bir ağda bunun testlerini yapıyorlar. Eğer başarılırsa genel açacaklar. Önümüzdeki yıl bu testler devam edecek. E, i̇lk işlemler gerçekleştirildi. Yani biz burada ne anlıyoruz? Bir test ortamı oluşturuldu. Bir kapalı devre, bir blockchain yapısı oluşturuldu dijital Türk lirası için. Burada testler yapılmaya başlandı. E, dün gelen açıklamada da önümüzdeki 3 ay boyunca 2023'ün ilk çeyreğinde e, testlerin devam edeceği e, ve e, muhtemelen 2023 Mart gibi, Mart sonu gibi de e, bir değerlendirme raporu yayınlanacağı ile alakalıydı. E, blockchain tabanlı işte Türk Lirası'nın artı yönleri, testlerdeki başarı performansı, hız, verimlilik, işte tasarruf vesaire gibi konularda e, şu an devam eden testlerin bir sonucu olarak bir rapor oluşturulacak. E, proje halen çok erken aşamada. Yani bu konuda aslında Çin kadar hızlı devranan, hızlı davranan, başarılı olan bu kadar genişleten bir ülke yok. Yani nitekim e, Amerika'da yine aynı şekilde daha e, konu üzerine teknik çalışmalarını yeni başlattı. Aynı bizdeki atıyorum Havelsan'la vesaire oluşturulan RG ekibi gibi e, bu alanda tanınmış ve kendi içindeki büyük teknoloji şirketleriyle birlikte bir çalışma başlattı e, ee, biz de hemen hemen aynı aşamada ama Çin bu konuda çok daha ilerletti. Yani geçen sene promosyonlar vesaire dağıtmaya başlıyordu. Sırf hani insanlar kullansın tecrübe etsin diye. bugünlerde kapalı devre testlerinin en azından yapılabiliyor olması bizim ülkemiz için güzel. Ee, önümüzdeki yıl işte blockchain tabanlı TL ve kripto paralarla alakalı hukuki düzenlemelere belki zemin hazırlayacak çalıştaylar görebiliriz ki dünkü duyuruda yine benzer şeyler söyleniyordu. E, bu regülasyonlar tartışmalı konular. O yüzden ben seçimden sonra bazı düzenlemelerin gelebileceğini düşünüyorum. Fakat 2024 sonu, 2025 yılına kadar e, artık dijital TL ile muhtemelen tanışacağız. E, tabi bunun eksi yönleri var artı yönleri var atıyorum gizlilik işte aşırı dönetim vesaire konusunda endişeler var ama e, belki dijital itibari paralar e, yaygınlaşır, işte e, belki e, kripto para borsaları entegrasyon gelir, stable yerini gerçek e, merkez bankaları tarafından denetilen, denetlenen e, paraların dijital versiyonları alır. Bunlar işte kriptoda güveni tesis eder, en önemlisi e, kurumsal benimsemede de, regülasyonda da söylediğimiz gibi kripto'nun meşrulaşması için bir adım olur. Bu açıdan pozitif olur. E, şimdilik Mart ayında muhtemelen Mart ayında gelecek raporun e, sonucunu bekleyeceğiz. Güzel bir şey e, hepimiz için. Umarım hayırlı olur. E, daha dijital lira ile ilgili konuşacağımız çok fazla konu olacak. Atılan adımlar henüz çok e, bebek adımları bizim tabirimizle. Bu konuda henüz çok yeniyiz. Tabii tabii. Ve... Yani genel olarak bu şekilde e, ama Önümüzdeki sene o rapor geldiğinde daha net şeyler konuşabiliriz tabii. Ee, bir de o meşhur soruya gelmek istiyorum. 2023 yılında rally gelecek mi? Benim geçen hafta yapılan açıklamalarda bir şey dikkatimi çekti. Buna ben de katılıyorum. Daha önce duymuştum bunu. Morgan Creek Capital CIO'su Mark Yusko, Mahatma Gandhi'nin önce seni yok sayarlar, sonra sana gülerler, sonra seninle savaşırlar, sonra sen kazanırsın sözünü kullandı. Ve şu anda bunu kripto paralar için de geçerli olduğunu dile getirdim. Çok sevdiğim birisi bunu yıllar önce bana söylemişti. Şu anda Yusko sizin, seninle savaşırlar kısmında olduğumuzu düşünüyor. Yani kripto paralarla aslında ne yapılacağını çok da bilmiyoruz ama savaşıyoruz gibi bir algı var. 2023 yılında sen kazanırsın kısmına geçiş yapacağımızı düşünmüyorum. Bu kadar hızlı bir gelişme beklemiyorum ben. Ee, ama... 2023 yılında bekleyen, bizi bekleyen gelişmelerin e, bizi sen kazanırsın kısmına doğru yönlendireceğini düşünüyorum. E, Fatih bir de sana sorayım 2023'te bizi neler bekliyor? 2023 yılında kripto paraları etkileyecek gelişmeler neler? Tamam. Bu aslında sen kazanırsın kısmında o bireysel bazı örnekler var. Mesela bu Saylor atıyorum en büyük bitcoin maksimalistlerinden görüyor kendisini. Ee, sürekli e, Bitcoin ile ilgili konuşuyor. Bu adam çok yakın zamana kadar kripto parola çok düşman bir insandı. Yani bu kazanma kısmı e, devletler tarafında da büyük yatırımcılar tarafında da aslında çok hızlı ilerleyecek. Bu Saylor örneği çok net bir örnek. Ee, daha farklı şeyler de göreceğiz ki bu regulasyonun biraz daha netleşmesi artık onun e, yine söylediğim gibi meşruiyeti noktasında çok büyük bir kazanım olacak. Ben 2023'ün genelinden ziyade aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela biz Ocak ayında en yakın kısa vadede, orta vadede bizi neler bekliyor? E, bunlara bir kısa bir göz atmamız lazım. Çünkü e, Şubat ayında e, FED önümüzdeki yılın ilk toplantısını yapacak Şubat ayı başında ve e, önümüzdeki ay kritik verilerin açıklanacağı çok önemli tarihler var. İşte bunlar piyasayı nasıl etkileyecek? Özet olarak bunlara bir e, değineceğim. Şimdi önümüzdeki hafta 2-4 Ocak tarihleri arasında PMI verileri gelecek. E, Hatırlarsanız 5 Aralık tarihinde yüksek gelen veriler e, Bitcoin'in ani bir düşüş yaşamasına neden olmuştu. Bu yüzden PMI verileri çok önemli. E, tarih ve işte veri beklentilerini girip çok uzatmak istemiyorum. Zaten bizi takip edenler her hafta sonu ee, bunlarla alakalı tarih, beklenti verisi, önceki verilere dair yaptığımız detaylı duyuruları takip ediyorlar. Yine e, muhtemelen yarın da önümüzdeki hafta açıklanacak verilere dair beklentileri açıklayacağız. Ama 2-4 Ocak tarihleri piyasa verileri geleceği için çok önemli. Diğer kritik bir tarih e, 5 Ocak Perşembe günü işsizlik haklarından e, başvuru verisi gelecek. Yine bu e, ABD FED'in yakından izlediği veriler arasında. Beklenti üstü gelmesi ekonomide soymaya işaret edeceği için e, bu durum bitcoin için anlık bir yükseliş getirebilir veya tam tersi düşüş getirebilir. 6 Aralık Cuma günü ABD'nin en kritik verilerinden biri olan e, tarım dışı istihdam açıklanacak. Yani birçok ay ben tarım dışı istihdam verisi açıklandığı için fiyatın aniden düştüğünü hatırlıyorum. Yani bu olacaksa buna hazırlıklı olunması gerekiyor. Hazırlıklı olmak ne demek? Atıyorum stop bölgelerinizi, limit bölgelerinizi iyi ayarlarsınız. kar almanız gereken kar alırsınız. Belki veri açıklanana kadar beklersiniz. Marjin işlemde atıyorum kaldıraç düşürürsünüz vesaire. Ee, bu yüzden 6 Ocak tarihi de cuma günü de çok önemli. Ee, veriler yüksek geldiğinde, beklenti üstü geldiğinde sert düşüşler görmüştük. Yine e, beklenti üstü veri gelirse 6 Ocak cuma günü de Bitcoin'de ani bir düşüş görebiliriz. Başka ne var? 12 Ocak Perşembe günü heyecanla beklediğimiz enflasyon verisi gelecek. Son enflasyon verisi yıllıkta yüzde 7,1'di. Aralık için Aralık enflasyonuyla birlikte yıllık enflasyon 7,3 civarında olması bekleniyor. Eğer bu seviyenin altında bir rakam açıklanırsa ...Bitcoin, Fed yeterince sıkılaştı, işler artık yoluna gidiyor... ...atıyorum faiz tavan hedefini daha da yükseltmesi gerekmiyor diyerek... ...bir yükseliş yaşayabilir, Şubat ayında alınacak kararı fiyatlamaya başlayabilir. Ama e, beklentin üzerinde gelen enflasyon, tam ne kadar üzerinde geldiği de önemli... E, ...Şubat ayında alınacak faiz kararını direkt olarak etkileyeceği için... E, fiyatta çok ciddi düşüşleri beraberinde getirebilir. Yani FED 5'in üstünde altının altına böyle 5 ile 6 arasında bir faiz tavanı hedefliyor yıl sonu için. Ama e, bu enflasyon verisinin çok yüksek gelmesi halinde e, çok daha e, sert faiz artışları atıyorum 5-5.5 değil de 7-8 e, civarını bir tavan hedefleyebilir. Bu da e, kripto paraları da alan olan risk varlıklarında çok daha ciddi e, Satışlar anlamına gelir. Ne zaman açıklanacaktı bu veri? 12 Ocak Perşembe günü. E, onun dışında e, ayın sonuna yaklaştığımızda 18 Ocak Çarşamba günü bizi kritik bir veri bekleyecek. Bu üretici enflasyon verisi olacak. Bu e, aylık bazı üretici enflasyon verisi. Tüketici enflasyonu için yani herkesin işte takip ettiği enflasyon dediği şey için bu bir öncü gösterge. Tüketici enflasyon eğer radikal biçimde artıyorsa yakın zamanda üret, üretici enflasyon radikal biçimde artıyorsa tüketici enflasyonu yani hepimizin bildiği enflasyon da artık artmaya başlayacaktır. Çünkü işletme maliyetlerinin üretici maliyetinin artıyor olması mal ve hizmetlerin fiyatının artacağı anlamına geliyor. Doğru orantılı olarak tüketicinin enflasyonu da artacak. Bu yüzden de bu çok kritik olacak. Tüm bunlar dışında bunlar bizim planlı haber akışlarımızdı. Tüm bunlar dışında Ocak ayında işte Cines'in inflas durumu, EFLEX davasına alınacak kararlar e vesaire bunlar çok yakından takip edilecek, fiyata direkt etkileyebilecek. Çok Ocak ayında regülasyonlarla alakalı bir şey beklenmiyor ama sürpriz soruşturmalar veya mevcut soruşturmaların davaya döndüğü hikayeler görebiliriz. Atıyorum Binance tarafında, Tether tarafında e böyle bir şey olabilir. Bunlar piyasadaki volatiliteyi hızlı biçimde artırabilir arttırabilir. 2023'ün İlk için bu gelecek veriler aslında piyasanın yönünü belirleyecek. Ee, ne diyoruz? Fed diyoruz. Fed'in kararları piyasada bir yön tayin edecek. Nasıl ki faizleri artırmaya başladığında risk piyasalarında satışlar oluyor. Fiyatlar doğal olarak düşüyor. Aynı şekilde e, faizleri düşürmeye başladığında da tam tersi senaryoya gireceğiz. Ama bunun bir günde olmayacağını biliyoruz. Ocak ayında gelecek veriler, Şubat ayında gelecek veriler, enflasyon verileri, işsizlik rakamları, önceki e, yayında bunu oranlarla birlikte çok daha detaylı konuşmuştuk. Bunlar Fed'in e, politikasını oluşturacak. Fed şu anda daha önce de söylediğimiz çok ince bir dengede ilerliyor. Çok dar bir faiz artırımda o oyun alanı kaldı. E, şu anda veriler beklediği gibi geliyor. E, ekonomide soğuma yavaşla olsa devam ediyor. E, bunun sürmesi gerekiyor. Eğer radikal artışlar enflasyonda atıyorum işsizlikte radikal düşüşler bu tavsiyelerin olması kripto paralarda çok daha büyük düşüşlerin yaşanması neden olabilir ama Ocak ayındaki veriler beklenti dahilinde gelirse Şubat ayındaki toplantıya kadar piyasa bunu fiyatlar Bitcoin'de 20 bin hatta 23000 20 için 4 doları zorlayan günler görebiliriz. Bu yüzden bahsettiğim tarihlere dikkat etmek gerekiyor. Teşekkür ederim Fatih. Ee, aslında 2023 yılının ilk çeyreğinde öyle çok büyük yükselişler hani 2023'e girdi Kadir başladı gibi bir e, yükseliş muhtemelen kimse beklemiyordur. Ben de beklemiyorum şuradan şu anda. Dolayısıyla altcoinlerde de öyle çok büyük artışlar göreceğimizi ben de düşünmüyorum. Ee, belki enflasyonun düşmesiyle Fed'in e, birazcık yumuşamasıyla birlikte yazarlarına doğru bir hareketlenme gelebilir gibi geliyor bana. Yine de kripto para piyasasında her an her şeyin olabileceğini unutmadan adım atmakta fayda var. Çünkü yani hiç beklemediğimiz bir anda hiç beklemediğimiz bir gelişme olabiliyor ve biz bir anda Bitcoin'in işte şu an 16-17 bin dolarlardan 25-28 bin dolarlara çıktığını veya işte 30 bin, 33 bin dolarlardan bir anda 22 bin, 23 bin dolara indiğini görebiliyoruz gelen fiyatın gelen haberin fiyatlamasıyla birlikte. Ha şöyle bir baktığımızda ben 2023'ün 2022 kadar karanlık ve belirsiz olduğunu düşünmüyorum şahsen. 2022 yılı ciddi bir ayı piyasasıydı ve 2023 yılında biraz daha sakin olacağımızı düşünüyorum. En azından beklentiler ve e, şu an elimizde olan bilgilerle. Ben de öyle umuyorum ki zaten şu an daha böyle yengeç piyasası dedikleri böyle dar volatilite hareket eden bir piyasa var. E altcoinler özelinde atıyorum Apple'in bir haberi vardır. Atıyorum DIDX'in kilit açılışı var ki hani çok daha detaylı bahsettik önceki yayında. Bunlar altcoinler özelinde çok büyük hareketleri tetikleyebilir ama genel görünüm çok daha böyle volatilite biraz düşük devam edeceği yönünde ki zaten büyük düşüşleri yeterince gördük. Ee, borsalardaki stable coin'lerin oranı 2021 boğa öncesinin seviyelerine kadar geriledi ki piyasada hani bu kadar büyük hareketleri tetikleyecek kadar e, ciddi miktarda para da kalmadı. E, paranın olmadığı yerde de yatay piyasa vardır. Sıkıcıdır. Ama kripto paralarda aslında hep böyledir. Hani fiyat çok yüksel yükselse de üzer, yatırımcıyı çok düşse de üzer. Yatay hareket etse de sıkar yani. Çok yükselir. Hani keşke fiyatını ucuzken alsaydım aha bak gidiyor kaçırdık diye üzülür. E çok düşünce aldık zarar ediyoruz diye üzülür. Yatar seyrettiği zaman hiç hareket heyecan yok der sıkılır morali bozulur. Yani her halükarda can sıkılacak. Bu yüzden biraz daha uzun vade bakmak işte psikoloji yönetebilmek için güvendiğiniz projelere uzun vadeli yatırım yapmak çok daha mantıklı öteki türlü yani sadece kendiniz yıpratırsınız. Hani bu da iyi bir şey değil tabii. Bu düşerken de üzer yükselirken de üzer kısmında illa ki sen de denk gelmişsindir ben şeyle çok karşılaşıyorum. İşte ilayda bitcoin 3200 dolarken seninle konuşmuştuk o zaman keşke alsaydık. Hesaplar e işte, yapılır böyle değil mi? Aynen. Ya yani, 3.200 ken alsaydık 69 gördü. O zaman satsaydık diyorum ki 3.200 ken alamazsınız, 69 bin kene satamazsınız, Onu tahmin edemezsiniz. Kesinlikle. O yüzden çok da can sıkmaya gerek yok aslında. Birazcık piyasa takibi yapmak, haber takibi yapmak yeterli gibi geliyor. Kesin çok daha böyle geniş çerçeveden bakmak, uzun vadeli bakmak her zaman daha iyidir. Böyle dar zaman aralığında çok fazla işlem yapmak hani 90 kaybettir. Hani bir şey vardı, flood vardı geçen sene vadeli işlemlerde bir ayda 25 bin lira mı 5 bin lira yaptım şeyinde. Ya, halbuki piyasa mesela o kadar hareketli etmiyor. Ya, ne yapıyor? Bakıyor hareket yok, atıyorum diğerine atlıyor, oradan oraya atlıyor. Bu sefer para eriye eriye eski şeyine geliyor. Bu yüzden biraz nasıl söyleyeyim, kumar dürtüsü aslında biraz da bu. Yani 7.24 açık bir kasino gibi görmemek lazım burayı. E, gerçekten teknolojisine inandığınız e, kazançla getirebilecek projelere yatırım yaptığınızda psikolojinizi çok daha iyi yönetebilirsiniz ki benim mesela 2017'den 2016'lardan böyle yani yıllardır elindeki varlığı tutan tanıdığım çevremdeki arkadaşlarıma bakıyorum. Hep psikoloji yani adam oturup teknik analiz yapmıyor. Benim projem, yatırım yaptığım proje hangi geliştirmeyi yapıyor? hangi büyük adımı atacak? adam çünkü inanmış hakikaten. 2000'e inanmış, misyonuna inanmış, başarmayı hedeflediği şeyin gelecekte fayda sağlayacağını inanıyor. Bu insan için beklemek çok daha kolay ama gidip bir atıyorum Dogelon aldığınız zaman bu bir shitcoin fiyatı %100 çıkabilir de %99 düşebilir de o zaman diken üstünde olursunuz. Bitcoin düştü mü ne olacak? Bitcoin çıktı mı ne olacak? Bu psikoloji yönetmek çok daha zor olur. yani benim tavsiyem bu olur. Aslında biraz daha yatırım kafasıyla yaklaştığın zaman çok daha kolay yönetebiliyorsun. Hani ben çevremden sürekli şunu duyuyorum ve artık düzeltmekten çok sıkıldım. Ben kripto para oynuyorum. Ya eğer kripto para oynuyorsanız kaybedersiniz. Bunu bir oyun olarak görüyorsunuz. Çünkü bu bir iddia değil. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Kripto paralarla oynanmaz. Kripto paraya yatırım yapılır diye. Biraz daha yatırım kafasıyla bakıldığında işler ve taşlar çok kolay yerine oturuyor benim kafamda. Umarım yatırımcının kafasında da öyledir. Umarım. Ee, herhangi bir sorusu olan var mı? Yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Sorusu olan varsa yayın alabiliriz. Bu arada yılın son yayınında güzel bir değerlendirme oldu Fatih. Teşekkür ediyorum sana da. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, de sana da. Bu yayınlarımız YouTube'da, CoinTurk sayfamızda ve Spotify'da, What Happened Podcast'inde kayıtları yayınlanıyor bu e, Space yayınlarımızın. Daha önceki yayınlarımızı oradan dinleyebilirsiniz. Veya kaçırdıysanız, dinlemek istediğiniz, tekrar dinlemek istediğiniz yer varsa oralarda yayınlar mevcut. O zaman ben yeni yılda herkes için sağlık, mutluluk diliyorum. Bitcoin'in bir fiyat artışları ile şaşırtıcı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Herkese şimdiden mutlu yıllar. Görüşürüz, iyi akşamlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.